Mavi noktalar Yüze kadar yaşamak İnsanların ölmeyi unuttuğu topraklar Sardunya Okinawa Lomalinda, Linda Ikaria, Nikoya Hepinize merhaba. Bir yaz mevsiminin de sonuna geldik. Umarım hepiniz sağlık ve afiyet dolu bir yaz geçirmişsinizdir. Bugün sizinle Netflix'te seyrettiğim bir belgeselden kısacık bir bölüm paylaşacağım. Konu eğer ilginizi çekerse tüm hikayeyi daha detaylı olarak seyredebilirsiniz. İnsanların ölmeyi unuttuğu ada Ikeria Yunanistan'daki Ikeria'dan 1940'larda kendine yeni bir hayat kurmak için Amerika'ya göç eden çalışkan boyacı ve duvar ustası olan Stamatis Moratis Amerika'ya gider gitmez hemen iş bulur ve para yapmaya başlar. Kendine o zamanın en gözde arabalarından biri olan Chevrolet satın alır ve yine kendi ülkesinden olan Yunanlı bir kızla evlenir. Arkasında bahçesi olan bir ev satın alırlar ve birkaç çocukları olur. Kısaca birçok kişinin hayalleri olan güzel bir hayatı Amerika rüyasını gerçeğe çevirir. Gel zaman, git zaman hayat akar. Fakat hayat her zaman aynı şekilde gitmez. Stamatis 66 yaşına geldiğinde nefes darlığı şikayetleri başlar. Birkaç doktora gözükür. Hepsinin ortak teşhisi Stamatis'in akciğer kanseri olduğu ve 6 ay içinde hayatını kaybedeceğiydi. Stamatis kendisine konulan teşhisten sonra Amerika'da gömüleceğime atalarımın topraklarında gömülmeyi tercih ederim diye düşünür. Ve karısını da yanına alarak doğduğu topraklara İkeria'ya ölmek için geri döner. Ve 8 ay boyunca İkeria'nın havasını solumaya, şarabını içmeye ve arkadaşları ile görüşmeye başlar. Ve üzüm bağları diker. Bu üzümleri görecek kadar yaşamayacağım ama olsun varsın en azından eşim üzüm hasatını yaparken beni hatırlayacak. Bu da bir şey diye düşünür. Aylar geçer ve arkasından yıllar geçer. Gazeteci Dan Butner Stamatis ile karşılaştığında Stamatis tam 102 yaşındadır. Nasılsın ben senin çok yaşlı olduğunu düşünmüştüm. Evet, yaşlıyım. Peki bu yaşta hala ayakta ve çalışıyor olmanın sırrı nedir? Stamatis omuzlarını silker. Bilmiyorum. Tahmin ediyorum ki ben ölmeyi unuttum. Gazetecinin adadaki insanların yaş ortalamalarının yüksekliği dikkatini çeker. En çok dikkatini çeken detaylar ise bu insanların düzenli spor yapmamaları, herhangi bir ilaç veya vitamin rejimi uygulamamaları, kısaca daha sağlıklı olmak için özellikle hiçbir şey yapmamaları dikkatini çeker. Stamatiste İkerea'ya taşındıktan sonra özel bir şey yapmamıştır. Bütün yaptığı bulunduğu ortamı değiştirmekti. Amerika'da veya Amerika benzeri kapitalist bir ülkede yaşıyorsanız, zaten çok kilolu olmak ve sağlıksız olmak sizin suçunuz olamazdı. Kendi çevremizin kurbanıyız. Bu tarz ülkelerde yaşamak demek, fiziksel aktivitelerin hayatımızın dışında olması. Parklarda veya spor salonlarında koşanlardan bahsetmiyorum. Günlük gideceğimiz her yere araba, metro, otobüs kullanmak zorunda olmamız bizleri doğal aktiviteden uzaklaştırıyor. Ve zamanımızın çoğunu bilgisayar ve masa başında geçirmemiz kaçınılmaz hale geliyor. Kısaca etrafımızın makinelerle çevrili olması, etrafımızın tuz ve şeker bombası, cipsler, sodalar ve kukiler ile sarılmış iken sağlıklı ve normal kiloda olmak hemen hemen imkansız gibi. Gazeteci Dan Butner, insan ömrünün yüzü geçtiği bölgelerle ilgili binlerce sayfalık araştırmalar yapmış ve hepsinde tekrar tekrar karşılaştığı ortak noktalar, bu bölgelerdeki insanların düzenli spor yapmamaları, fakat hepsinin çok ileri yaşta da olsalar çalışıyor olmaları, birlikte yemek yemeleri. Çok fazla yürümeleri, bahçeyle uğraşmaları, streslerini iyi kontrol edebilmeleri, yaşlılarına önem verip yaşlılarının aile içinde aktif hayatlarının bir parçası haline sokmaları. Bu belgelerde huzur evi, yaşlılar evi yok. Yaşlılar aileleriyle birlikte yaşıyor. İleri yaşta da olsalar gönüllü çalışmalara katılmaları, inançlı olmaları. Dağ, tepe, yokuş, bayır demeden hangi yaşta olursa olsunlar yürümeleri, çok 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 yürümeleri. Hayatlarını yavaşlatmaları, çoluk çocuk genç yaşta demeden hep birlikte oyun oynamaları, dans etmeleri, kısaca çok çok eğlenmeleri, bol bol şarap içmeleri ve çiğ bal tüketmeleri. Bu insanların yaş kaç olursa olsun düzenli olarak hayatın içinde ve aktif bir hayatları olurken mutlaka bir hayat amaçlarının olması gözle görülür ortak özellikleriymiş. Hayat amacınızın hep artması dileğiyle. Kebek'ten sevgiler.